Adım Murat. Yıllarca kötü bir insan olarak yaşadım. Yanlışla dolu bir dünyanın içinde kul hakkı nedir bilmeden geçti bütün ömrüm. Bırakın insanları, şu bizim evin önündeki kedilerin, bahçedeki ağaçların bile üzerimde hakkı vardır. Sırtımda tonlarca günah birikirken geride yüzlerce hak sahibi bıraktığımın farkında bile değildim. Ama bir gün babamın cenazesinde yaşadıklarımdan sonra her şey değişti. Her şeyi kuşatan o sonsuz rahmet kapısı benim içimde açıldı. Artık bambaşka biriydim. Üzerimdeki kul haklarından kurtulmaya, yaptığım bütün kötülükleri telafi etmeye işte o gün karar verdim. Şimdi tanıdığım herkesten helallik istiyorum. Gel önce kahvaltını bitir. Postacı seni camda göremeyince dönüp gitmez, merak etme. Of, nerede kaldı bu ya? Babam 2 günde gelir demişti. Hey, burası. Bana geldi o mektup. Yaşasın. Efe dur, düşeceksin. Buralarda zaman nasıl geçer sen de bilirsin Murat. Hep aynı. Her şey aynı. Ama sağlığın iyi çok şükür. Beni ziyarete geleceğiniz günü 4 gözle bekliyorum. Efe'yi gördüm dün gece rüyamda. Büyümüş, kocaman olmuştu. Seni beni geçmişti hani. Buralardan çıkınca bunu da yaşarım inşallah. Kendine iyi bak Murat kardeşim. Melek anneye selam eder. Canım oğlumun yanaklarından tekrar tekrar öperim. Mektubun içine koyduğum bilekliği de onun için ördüm. Taktıkça beni hatırlasın. Ferit. Murat amca, bir daha okur musun? Yeter artık Efe. 5 kez okudu ya Murat amcan. Hadi şimdi kahvaltı zamanı. Hadi bakalım. Hop. Akşama tekrar okuruz, tamam mı?
Latife gitti mi? Gitti. Nasıl da mutluydu babasından mektup geldiği için. Murat, iyi misin sen? Hı? Ha, iyiyim, iyiyim. Çok şükür iyiyim. Bir an önce fırına gideyim de Sunun dırdırını çekmeyeyim yine. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Başka türlü de diyebiliriz. Neredesin sen? Saat kaç? Bekçi miyim ben fırında? Bir şey mi oldu Suna? Bir şey mi olmuşmuş? Neyse, ne halin varsa gör. Ben başka bir şey için geldim. Evet. Bana para lazım. Çok şaşırdım. Ne demek ki? O kadar masraf yapıyorum. Yeri geldiği zaman onun parasını cebimden veriyorum be. Yok şimdi para. Hafta başı konuşuruz. Murat, ne dikiliyorsun kapıda? Hiç. Nasılsın abi? İyi. Odun almaya gidiyorum. İyi. Üç kuruş için 40 takla attırıyor. Sen de adabıyla istesene kızım, alıcı kuşlar gibi dikiliyorsun tepesine. Yok anam yok. Bu Murat'tan huzur yok bize. Koskoca fırın çalışıyor harıl harıl. Ama ben ayın sonunu zor getiriyorum. Neymiş efendim? Murat Bey zamanında kötülük yaptığı herkese hakkını helal ettirecekmiş. Zararlarını karşılayacakmış. Para dağıtıyor para. Adam delirdi kızım, bildiğin gibi değil. Çık karşısına de ki sen bana şöyle yaptın böyle yaptın. Canını verecek. Affet, hakkını helal et diye. Hakkını helal et eski hırsız Murat Yalnız. Ne acayip ya. Acayip tabii. Ama bize gelince tık yok. Bunca yıllık karısıyım be. Beyefendiye hiç hakkımız geçmemiş demek. Geçen de köyüne gitti bu. Bir elma çalmıştı zamanında onun için. Yok yetim kız, yok öğretmen. Atın peşine bile düştü be. Bildiğin at. Ne oluyor? Dikkat etsene be. Güzelmiş bak. Kaç para? 10 lira abla. Ne? 10 lira mı? Başına yıkarım tezgahını. Mağaza mı burası? Allah Allah. Aman abla, bedava al, yeter ki tezgahtan git, herkes bize bakıyor. Haddini bil. Al şu 5'i. Hırsız! Hırsız! Çocuklar. Uyandın mı? Hı. Uyandım. Neredeydin? Orada burada. Bak sana neler aldım. Amma çok. Nereden buldun bunları? Boş ver.
Bak. İlaç aldım sana. Aç bakayım ağzını. İyiyim. İyiyim ben. Sağ ol Fatih. Sağ ol. Fatih. Fatih. Dışarıda biraz daha odun var. Gel yardım et bana. Tamam Hacer teyze. Geliyorum. Hadi gel. Kız bütün gece öksürdü yine. Biliyorum, ilaç aldım. Ne ilacı be evladım? Baksana kızın haline. Fatih, hastaneye götürmek lazım para bulup. Bir akrabasını, bir tanıdığını bulsak. Aman Hacer, saçmaladın sen de. Kaç sene oldu bir Allah'ın kulu arayıp sormadın. Onun ailesi biziz Hacer teyze. Birbirimizden başkasına aile bilmedik biz. Fatih, bak dilim varmıyor söylemeye ama bu kızın hali iyi değil. Bir hal çaresi bulmazsak Allah korusun kurtaramayız. Fatih, sakın kötü bir şey yapma Fatih. Bu ne be? Ölecek, ölecek. Bu Murat'tan huzur yok bize. Koskoca fırın çalışıyor harıları. Ama ben ayın sonunu zor getiriyorum. Neymiş efendim? Murat Bey zamanında kötülük yaptığı herkese hakkını helal ettirecekmiş. Zararlarını karşılayacakmış. Para dağıtıyor para. Adam delirdi kızım, bildiğin gibi değil. Çık karşısına de ki sen bunu şöyle yaptın böyle yaptın. Canını verecek affet hakkını helal et diye. Hakkını helal et eski hırsız Murat yalnız. Murat yalnız burada mı? Evet benim. Sensin demek. Bizim hayatımızı kaydıran sensin. Tanışıyor muyuz? Hayır tanışmıyoruz. Ama sen bizim ekmek paramızla tanışıyorsun. Güzel dükkan. İyi de para kazandırıyordur. Ne oluyor? Ne istiyorsun? Anlamıyorum ki. Anlayacak bir şey yok. Hatırlamazsın bile. Senin için sıradan bir işte elbet. Alçak, vicdansız. Anlatsana adam gibi. He? Babamın çalıştığı dükkanı soydun. Haliç'teki Akarlar tekstil atölyesine. Aldığın para bankanın kredi taksidiydi. Ödenmeyince el koydular. Kapandı sonra. Babam işsiz kaldı. Biz de ekmeksiz. Ne zaman? Nerede? 10 yıl önce. Bak işte hatırlamıyorsun bile. Dur. Dur bekle. Nereye gidiyorsun? Niye? Ne yapacaksın ki? Adın ne senin? Ahmet. Ahmet. Haklısın bak. Hatırlamıyorum. Ama beni bir dinle. Çok kötülük yaptım ben. Çok insanın hakkına girdim. Belli ki seni de mağdur etmişim. Müsaade edersen hatamı telafi etmek isterim. Nasıl telafi edeceksin ki? Bitiremediğim okulu mu bitirteceksin? Aç kaldığım önleri mi vereceksin bana? Kaldığım pansiyonun parasını bile veremiyorum. Babam öldü. Karnım aç. Biliyorum. Yaptıklarımın hepsini telafi edemem. Ama elimden ne geliyorsa Allah şahidimdir yaparım. Sen ciddisin. Murat amca. Efe, bitti mi okul? Bitti. Bu kim? Senin adın ne?
Ahmet, senin adın ne? Efe. Sen Murat amcamın arkadaşı mısın? Evet, arkadaşım. Hadi Efe, gir içeri sen. Hadi. Derdimi anlatabildin mi? Şimdilik bütün param bu. Al. En azından kaldığın yerin parasını ödersin. Sonra okula devam etmen için de bir yol buluruz. Elimizden geleni yaparız. Almak istemiyorum. Al. Almalısın. Bu her şeyi halletmez biliyorum. Bir başlangıç. İnşallah dünya hayatımda sana yardım etmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Ötesi sana ve Allah'ın takdirine kalmış. O yüzden al. Murat amca. Melek annem aradı. Eve gel diyor. Patates kızartmış. Git o zaman. Sen de gel. Olmaz. Ben dükkanı bırakamam Efe. Sen git. Beni mahallenin çıkışına kadar bırakır mısın Efe? Hı hı. Ahmet. Ne gerekiyorsa yapacağım. Allah'ın belaları, hırsızlar. Ne oluyor? Ne olacak? Soyuldum. Ne? Ya beni mi bulur böyle şeyler ya? Nerede? Pazarda. Şerefsizler, cüzdanımı çalmışlar. Elleri kırılsın. Ne oluyor ya? Sesin öbür mahalleden duyuluyor. Duyulsun, Ankara'dan duyulsun. Assınlar böylelerini, hırsızlar. Yaygara'yı bırak da polise gidelim. Ne olacak poliste? Ne olacağı mı var ya? Adaletin peşine düşeceksin ki tecelli etsin. Hadi. İbrahim abi biz geliriz bir saate kadar. Olur Murat. Demek pazarda alışverişe daldın. O sırada adamlar da senin çantana daldılar ha? Amirim dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Yok be kızım, ne dalga geçeceğim seninle ya. Neyse canına bir şey olmamış. Ona şükret sen. Canına olsa bu kadar sinirlenmez abi. Aa, ben gidiyorum ama. Siz de kendinize başka ya eğlence bulun. Of, otur be kızım. Otur şuraya. Allah Allah. İnşallah elimizden bir şey gelir de yaparız. Cabbar. Şu yan kesicilerin fotoğraflarını getir bakalım. Hani pazar yeri civarında çalışanlar vardı ya, onlarınki. Hele şu fotoğraflar gelsin de bir bak bakalım, tanıyacak mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Görünce içiniz sızlayacak. Hepsi çoluk çocuk. İçlerinde 12 yaşlarında çocuklar var. İnanmazsınız ama sabıka kayıtları bir cilt doldurur, biliyor musunuz? Hah, getirdin mi oğlum? Getirdim. Buyurun amirim. Bak bakalım. Oralarda gördüysen hatırlarsın. Hani öyle sağında solunda dolanırken. Hepsi birbirine benziyor bunların ya. Hakikaten çocuk bunlar ya. Allah'ım sen koru ya. Dur. Bu nasıl olur amirim? Ne oldu yine oğlum? Bir yanlışlık var. Bu resim ne arıyor burada? Fatih adında bir çocuk. Ne var ki? Ama ben bu çocuğu tanıyorum amirim. Bu çocuğun adı Ahmet. Fatih mi? Ben tanırım onu. Çalar ara sıra. Çalar, yeminler eder, sonra yine çalar. Ama akıllı çocuktur. Yanlışınız var amirim. Onun babası işten atıldıktan sonra çocuk da şimdi pansiyonda kalıyor. Bu şey soyulduktan sonra o Haliç'teki Akarlar Tekstil... Ne diyorsun kardeş? Haliç'teki Akarlar Tekstil ne? Bizim mıntıkada öyle bir yer yok. Zaten bu Fatih'in anne babası da yok. Sen karıştırıyorsun bence. Hayır, bu çocuk o amirim. Biliyorum ben. Nasıl olur böyle bir şey, olamaz ki. Bir yanlışları var.
Murat, alacağın olsun. Anne ne oldu? Benim bir yere gitmem lazım. Ya bir şey istedim be oğlum senden. Anne ne oldu? Neyi unuttum? Söyle de yapayım hemen. Ya Efe'yi eve gönderecektin. Meraktan çatladım. İnsan bir haber verir. Gitti ya Efe eve. Nereye gitti? Yemek buz gibi oldu. Her yere baktım. Yok çocuk. Fırından da çıkmışsınız. Anne Efe nerede? Nereye bıraktın oğlum çocuğu? Ahmet, Fatih. Efe yok mu şimdi? Nerede Efe? Allah'ım ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Murat. Allah'ım. İyi de niye kaçırsınlar amirim? El kadar çocuk ne yapacaklar? Oğlum organ mafyasına satıyorlar çocukları. Bu sıralar en kolay para kazanma yolu. İnşallah vaktinde buluruz Efe'yi Melek Hanım. Murat ne oldu? Nöbete gidiyordum, fırına uğradım. İbrahim abi söyledi. Ne olacak? Bizim kahramanı dolandırmışlar. Arkadaş çok uyanık ya. Dolandırdıkları yetmemiş, bir de üstüne... Efe. Kaçırdılar Efe'yi Merve. Kaçırdılar. Ben kendim çözeceğim bu işi amirim. Otur oturduğun yerde be. Ekipler arıyorlar. Dur bir sakin ol. Nasıl sakin olayım amirim? O serseri benim canımı kaçırdı. Siz de bana sakin ol diyorsunuz. Murat. Farkında değil misin? Sağlıklı, doğru düzgün düşünemiyorsun. Vicdanın nefsini zorluyor. Nefsin de gözünü karartıyor. Belki de bu yüzden el kadar çocuk seni kolayca kandırdı. Dur şimdi sakin ol. Ben ne yaptım diye düşünme. Efe ne yapacak diye düşün. Ya ona bir şey yaparlarsa? Babası Efe'yi bana emanet etti. Onu koruyamadım, kollayamadım. Adam değilim ben. Benden hiçbir şey olmaz. Aslanım, sana dur dediysek kendini bırak demedik. Önce bir kendine gel bakayım ya. Herkesin elinden kayıp giden şeyleri tutamadığı zamanlar olur. Ama şimdi bizim var gücümüzle Efe'yi bulmak için kafa kafaya vermemiz lazım. Hadi kalk Melek Hanım'ı eve götür. Bak hava kararıyor. Allah'ın izniyle birkaç saate kalmaz ekipler Efe'yi bulurlar Melek Hanım. Peki amirim. Allah garibin halini görür Murat. Olağanda hayır vardır diyelim. Taşkınlık yapmadan işi nasıl çözeriz ona bakalım. Efe inşallah bu gece gelip yatağında uyuyacak anne. Hele bir gelsin de ben onu hiç bırakır mıyım? Alıp yanıma yatıracağım. Bütün gece o güzel yüzünü seyredeceğim. Haylaz. Nasıl da dağıtmış ortalığı bak. Thank you.
Asım Bey aradı, karakola gideceksin. Bulmuşlar değil mi Efe'yi? Efe'yi bulmuşlar. İnşallah oğlum, inşallah. Bana bakın. Eğer bir şey biliyorsanız hemen söyleyin. Yoksa tıkarım hepinizi içeri ha. Yok komiserim. Fatih bugün gelmedi. Vallahi de billahi de gelmedi. Geldiyse bile biz görmedik. Gel Murat gel. Bak bakalım. Bu veletlerden birini görmüşlüğün var mı daha önce? Hayır amirim, görmedim. Peki oralarda böyle 6-7 yaşlarında ufak bir çocuk gördünüz mü? Onu ne bileyim bir yere bırakmışlardır da o da size denk gelmiştir filan ha? Vallahi görmedik komiserim. Ben sanki gördüm ama şöyle şu boylarda dolanıyordu oralarda. Nerede gördün? Nerede? Şşt, kendine gel Murat. Nerede gördün? Kendine gel dedim. Böyle surların orada bir yerde. Bizim etraf yani. Var ya yedi kule. Bizi aldığınız yer abi. Orada işte. Murat! Ama görmemiş de olabilirim. Dur dedim sana! Fatih. Sevgi. Ben geldim. Bana bak. Nerede o serseri? Fatih nerede? Buradaydı. Bilmem ki nereye gitti. Nerede dedim? Bilmem dedim ya oğlum. Buradaydı. Sevgi de buradaydı. O da buradaydı. Sabah ayrıldık. Sonra ne oldu bilmem. Ablacığım. Bak benim canımı kaçırdı o çocuk. Böyle 7 yaşlarında bir oğlan. Adı Efe. Allah rızası için. Allah aşkına bana nerede olduğunu söyle. Fatih yapmaz öyle şey. Çalar çırpar bazen ama onda da bir daha yapmayacağım diye yeminler eder. Bir çocuğa zarar vermez. Yapmaz öyle şey. Ama yaptı işte. Yaptı. Efe'yi kaçırdı. Sevgi vardı. Hastalandı kızcağız. Fatih sabah para bulacağım diyordu. Çok fena olmuştu. Ah, acaba saptım öyle yanlış bir yola. Ah bilmem ki oğlum. Bu çaresizlik her şeyi yaptırır insana. Yapamaz. Yapmayacak. Efe'ye zarar verirse ya. Efe'ye zarar verirse. Alo. Çocuk elimizde. Eğer onu bir daha görmek istiyorsan 2 saat sonra Çamlı Park'ta ol. Alo. 50.000'le birlikte. Fatih. Alo. Kimsin? Sizi de beklettik biraz ama. Sağlık olsun İbrahim Usta. Murat. Murat ne oluyor? Bu yetmez. Murat ne oldu? Murat oğlum o toptancının parası. Bir sorun mu var acaba? Bir terslik var galiba. Bir dakika. Alo. Parayı yanından geçtiğin çöp kutusuna at. Oyun oynama. Thank you.
parayı koydum. Çocuk nerede peki? Alo. Alo. Çocuğun cesedi Haliç'te. Git ne? Ve bul. Belki vaktinde yetişirsin. Bize lazım olan organlarıydı. Onları da aldık. Efe. Efe! Hayır. Asım amir. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Allah'tan ümit kesilmez ama ihtimaller azalıyor Murat. Ben kimseye zarar vermek istemedim. İstemedim. Murat'ım. Oğlum. Oğlum. Benim yüzümden anne. Oğlum. Benim yüzümden. Bilerek, isteyerek bir şey yapmadın ki. Bilerek yaptım. İsteyerek yaptım. Kendi günahlarımdan kurtulmak için sizi tehlikeye attım. Günahlarımın yükünü taşıyamadım. Dengemi şaşırdım. Kime neye inanacağımı bilemedim. Bütün hayatım boyunca yanlış adımlar attım. Yalan. Bunların hepsi yalan. Her birinden helallik almayı başarsam ne olacak? Yarın öteki dünyada Efe'nin yüzüne nasıl bakacağım anne? Efe'ye ne cevap vereceğim? O 7 yaşındaydı anne. Çocuktu. Babasının bana emanetiydi. Canım. Ölseydim ya. Canım Efe'nin olsaydı. Beş para etmez bir adamım ben. Ölseydim. Her nefesim onun olsaydı. Murat, ne olur Murat. Sen doğru olanı yaptın. Madem doğru olanı yaptım. Neden Efe'yi benden aldı? Neden? Yeter.
Yeter, yeter, yeter! Anne! 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 Anne geldik. Merak etme anne. Tamam abi, döndür abi. Tamam, getir, getir. Yavaş, yavaş. Dikkat et, dikkat et. Tansiyon 20'ye 12. Beyin damarları zarar görmeden müdahale etmeye gayret edeceğiz. Siz yakınlarını bilgilendirin hemşire abi. Tansiyonu çok yükselmiş. Beni terk edip gitmekte haklıydın Merve. Bir işe yaramam ben. Annem sana emanet. Hadi eyvallah. Murat. Aylardır ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Hala anlamadın. Benim yapmaya çalıştığım şey 7 yaşındaki bir çocuğun hayatına mal oldu. Kaç insanın hayatını kurtardın Murat? İnsanların düştükleri hatalardan kurtulmalarına vesile oldun. Haksızlıkları ortaya çıkardın. Bunlar rastlantı değil. Ama Allah'ın bana iki emanetini de koruyamadı. Gel benimle. Buradaki insanların çoğu neredeyse kurtulamayacak derecede hastalar. Hemen dikkat çekiyor değil mi? Bugün geldi. Bir arkadaşı yatırdı hastaneye. Parayı zor denkleştirdiler. Hastalığı birçoğununkinden daha ağır. Ama gülümsemeyi başarıyor. Eğer mesele başımızdaki belalar ya da illetler olsaydı, onun da diğerleri gibi davranması gerekirdi. Ama öyle değil. Başka bir şey var. Ne? İnanç. O kızda inanç var bence. Yüzünü güldüren bu. Sadece inançla bir şeyleri değiştirebilirsin. Kendinden pay biç. Murat. Murat lütfen böyle davranma. Gel buraya. Gel. 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 Ah. Ne yaptın sen ha? Ne yaptın hayvan herif? Abi vallahi mecbur kaldım. Yemin ederim mecbur kaldım. Sus. Sus. Ne oluyor ya? Nasıl kıydın? Murat. Nasıl kıydın? Abi ne söyle. Abi. Nasıl kıydın? Murat nasıl? Dur. Murat. Merve. Abi dur. Murat sakin ol dur. Hiçbir şey anlatmıyorsun bana evlat. Ne anlatayım komiserim? Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Bir dur bakalım orada. Allah'ın adını ağzına almadan konuş bakayım. Ne yaptın lan çocuğa? Vallahi bir şey yapmadım. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Mecbur kaldım dedin ya. Neye mecbur kaldın onu söyle. Hop 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 hop. Kendine gel. Biz neciyiz burada? Bak oğlum. Zaten yandın sen. Cezan kesin müebbet hapis. İçeride çocuk katillerine ne yaparlar biliyor musun sen? Senin paranı almaya mecbur kaldım dedim ben. Komiserim ben bu abiyi dolandırdım. Yalan söyledim doğrudur. Ama yemin ederim ben Efe'yi evini sokağında bıraktım. Bir daha da hiç görmedim. Yemin ederim görmedim komiserim. Bak aslanım. Hadi gel bana doğruyu söyle. Hem el kadar çocuktan ne faydam olur? Ne bileyim. Çeteye satarsın, organ mafyasına satarsın, fidye istersin. Yani sen her şeyi yaparsın. Yapmam komiserim, vallahi yapmam, yapmadım. Cabbar. Buyurun amirim. Al bunu nezarete götür. Yürü bakalım.
Bana bak. Sen bu çocuğun yaptığına emin misin Murat? Efendim kızım. Hı, burada. Tamam. Tamam, söylüyorum ya. Annen çok şükür kendine gelmiş. Murat, beni hayal kırıklığına uğrattın. Yaptıklarımın karşılığı bu mu olacaktı anne? Sakın Murat. Takdir bekleyerek mi yaptın isteni? Ama şeytan insanı böyle kandırır. Sakın isyan etme. Umutsuzluk bize yakışmaz. Allah'ın her işinde bir hayır gözeterek geldim bugünlere. Öyle de gideceksin. Bu benim sana analık hakkım. Eğer isyan edersen, eğer yolundan dönersen, sana hakkımı helal etmem. Ferit'e babasına haber verdin mi? Sen bizden evladımızı çaldın. Onu bizden aldın. Sen yaptın. Sen yaptın. Sen bizden evladımızı çaldın. Onu bizden aldın. Sen yaptın. Sen bizden evladımızı çaldın. Onu bizden aldın. Sen yaptın. Sen. Seni hatırlıyorum. Sen hatırlıyorsan ne güzel. Ben sadece unutmak istiyorum. Çocuğunuzun kaybolmasına ben sebep oldum. Arada bir iş yaptığım birileri vardı. Onların yanına gitmiştim. Bundan 12-13 yıl kadar önceydi. O zamanlar para için her şeyi yapabilecek karakterdim. Şimdi talimatı verelim. Yarın saat 3'te Hürriyet Parkı'na gelsin... Parayı getirsin, biz de çocuğu verelim. Polisi ararlarsa öncesini yakarım ona göre. Merak etme abi, aramaz. Şirkette kaç yıldır çağcılığını yaparım. Kendi gölgesinden korkar o. Kemal Efendi 5 milyarı getirmezse oğlanı göremez. Merak etme sen. Bay Murat, hoş geldin. Gel otur koçum. Adamlardan önce gidip o paraya konmayı kafama koymuştum. Dilek bak. Ne olur ağlama, etraftan dikkat çekeceksin. Tamam. Saat kaç? 3:15 var. Ne istediler bizden? Ne istediler? Para. Bunların imanları para olmuş. Mutlaka yakınımızdan biri. İşlerin iyi gittiğini bilen Kemal biri. Bey. Mutlaka. Oğlum nerede hayvan herif? Para nerede? Oğlumu geri verin ne olur. Para sizin olsun. Ne olur oğlumu geri verin. Bakın şurada, çocukların arasında oynuyor. Burak! Burak!
Bırak oğlum. Dilek, dur. Bırak. Bırak. Oğlum. Bırak. Oğlum. Bırak. 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 Boş ver. Zaten öldüreceklerdi. Ben biliyordum. Para Hasan'a gitmiş, ha onlara. Ne önemi var? Ya karın? Bir daha konuşmadık karımla. O konuşmadı. Ben çekip gidene kadar göz göze bile gelmedik. Boş ver. Gidenler geri gelmez. Bismillahirrahmanirrahim. Kemal! İşte benim yolum buraya kadar. Emin misin? Benim ne düşündüğüm önemli değil. O böyle olsun istedi. Ben ancak ara sıra gelir bakarım ona. Yaşıyor mu, iyi mi diye. Dilek Hanım. Buyurun. Ben Murat Yalnız Dilek Hanım. Beni tanımazsınız. Ama ben sizi çok iyi tanıyorum. Dilek Hanım, söyleyeceklerimi çok düşündüm. Ama bunu söylemenin iyi bir yolu yok. Bulamadım. Yıllar önce oğlunuz kaçırılmıştı. Fidyeyi ödeyeceğiniz gün bir bankta bekliyordunuz. Yanınızda eşiniz vardı. Hatırladınız mı? Ben gelip yanınıza oturdum. O paranın neye lazım olduğunu bildiğim halde... Sus. Git buradan. Bakın oğlunuz... Öldü. Benim çocuğum öldü. Nasıl emin olabiliyorsunuz ki? Ah, ne yapacağız? Çocuğum ne olacak Kemal? Sakin ol. Ne olur sakin ol. Evet. Bana bak, sen ne yaptığını sanıyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen? Bakın parayı aldınız. Ne olur yalvarırım bırakın çocuğu. Ne alması be? Sirke çevirdin ortalığı. Para mara görmedik biz. Ama biri geldi aldı parayı. Sizin adamınızdı. Böyle gözlüklü, kasketli, uzun boylu. Ona verdik. Ne olur söyleyin. Çocuğum nerede? Benim paramı kime verdiniz? Adam mı kandırıyorsunuz? Ben paramı isterim. Bakın, bütün paramı aldınız. Kuruş yok. Ne olur, Allah aşkına çocuğumuzu verin. Para yoksa çocuk da yok. Dilek. Git buradan. Git şimdi. Belki hayattadır. Neden bu kadar eminsiniz? Neden bu kadar ümitsizsiniz? Doğum lekesi vardı. Tam boynunda. Mühür gibi bir doğum lekesi. Adam kendi çizmiş gibi tarif etmişti. Öldü benim oğlum. Git şimdi. Dur. Bak bana. En azından bulsaydım. Gömseydim çocuğu be. Cesedini verseydin. Neden yaptın Murat be neden? Bey, sakin olun. Kimsin sen? O garip bir şey yapmadı oğlum. İnanın ona. O sizden de bahtsız. Abi ne yapacağız bunu? Yani...
Ne demek ne yapacağız lan? Kurtulacağız oğlum. Yoksa yanarız. Abi ne pis iş ya. Hadi dediklerimi yap. Bu garibi Allah bağışladı bana. Yetiştirdim, büyüttüm. Elimden geldiğince. Belki aç karnını doyuramadım ama merhametsiz de büyütmedim. Yapmaz o, yapmadı. Yapmaz, yapmadı. Ne oluyor burada Murat? Ben bu çocuğun annesini tanıyorum amca. Korsanlar gizlice adaya geldiler. Kızılderili kabilesinin reisi Büyük Bulut'un kızını kaçırarak adada bir yere gizlediler. Bu sırada Peter Pan kasabasına geri dönmüştü. Açık bir pencerenin önünde uçtuğu bir sırada kendi gibi uçmayı düşleyen üç kardeşin konuşmalarını duydu. Hemen pencerenin kenarına kondu. Onlara isterlerse kendi gibi uçabileceklerini söyledi. Üç kardeşin gözlerinde sevinç parıltıları belirdi. Ne yaptın sen? Kim bu çocuk? Kimin çocuğu? Onun çocuğu. Ne diyorsun Dilek sen? O adamın çocuğu. Utanmadan buraya gelen o adamın. Hatırlıyor musun? Parkta yanımıza gelen. Ben sesini hiç unutmadım onun. Hiç. Sonra bir gün yolda giderken onun birine seslendiğini işittim. O sesti. Takip etmeye başladım. Bir mahalleye geldim. Adam bir fırına girdi. Bekledim. O çıktıktan sonra içeride duran bir kadına adam hakkında sorular sordum. Kadın gönüllü cevapladı sorularımı. Murat Yalnız denilen adamın eski karısıymış. Adama ziyadesiyle öfkeliydi. Sonra evini buldum. Sonra oğlunu gördüm. Yeter. Lütfen anlatma. Yeter. Yeter! Bunu nasıl yaparsın ya? Bir çocuğu evinden, yuvasından nasıl ayırırsın? Sen aklını kaybettin. Oğlumu kaybettiğim gün ben de bittim Kemal. Sen bana oğlumu geri getiremedin. Elimden gelen her şeyi yaptım ben Dilek. Yapmadın. Yapsan evladım şimdi bugün burada olurdu. Ben de çaresiz kaldım. Bana bu acıyı çektirenlerin aynı acıyı çekmesini istedim. Sonra o çıktı karşıma. Efe. Ben bir evlat sahibi olacaktım. O adam, bana o acıları çektiren o adam da evlatsız kalacaktı. Kaçırdım onu. Sen delirmişsin. Seni hastaneye kapatacağım. Nasıl bu kadar kötü olabilirsin? O kötü değil. Gerçekten. Benim babam da Murat amcam da yanlış şeyler yaptılar. Ama şimdi hep doğru olanı yapmaya çalışıyorlar. Hı? Dilek teyzeye kızma. O kötü biri canım değil. Canım benim, canım, canım. Sadece oğlu gittiği için kızgın. Canım. Bırak çocuğu Dilek, bırak çocuğu. Saçmalama, günahtır. Sen teyzenin kusuruna bakma çocuğum. Korkma, seni eve götüreceğim. Beraber baba... Ne yaptın? Öldü mü? Korkma, korkma. Korkma.
Sadece uyuyor. Hadi gel benimle. Hadi. Yapma. Hadi. Korkuyorum. Hadi korkma. Hadi gel. Gel. Birlikte olacağız artık. Ben senin annen olacağım. Hadi. Ben Murat'tan gel, 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 gel. Bırak. Hadi. Gel gel. Of. Ay. Kemal. Kemal. Dilek Hanım nerede? Bir müjdem var. Çok büyük bir hata yaptım Murat. Bunu nereden buldun? Çocuğu kaçırmış Murat. Ne? İntikam için. Aynı acıyı çek istemiş. Neredeler? Kaçtı. Çocuğu da götürdü. Delirmiş gibiydi. Of, ama nereye gittiklerini biliyorum. Gel hadi çabuk koş. Koş koş. Acele edelim. Hadi, hadi. Çabuk, 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 çabuk. Efe! Murat amca! Gel, gel, gel. Oradalar. Murat amca! Koş. Efe! Korkma, korkma, sakın korkma. Dilek! Bırak beni, bırak! Gel diyorum sana. Dilek! Bırak beni! Bırak beni, ben Murat amcamı özledim. Tren geliyor. Çabuk çabuk. Tren. Murat amca. Efe. Efe. Dilek. Dilek. Bırak çocuğu bırak. Dilek. Gelmeyin. Öldürürüm kendimi. Dilek yapma çocuğa acı Dilek. Bana kimse acımadı. Onun hiçbir günahı yok. Ne olur bırak. Murat amca. Yalvarıyorum. Yapma. Dilek sen annesin. Lütfen yapma bırak çocuğu bırak. Anneydim. O çocuğumu alana kadar. Onun hiçbir günahı yok. Bırak çocuğu. Anne. Sen hala annesin. Annemsin. Dur, dur yavrum yapma. Beni dinle. Ben buldum oğlunu. Bir İzmedik'te. Bundan 13 yıl önce. Boynunda leke vardı. O senin çocuğun. İnan bana yavrum. O senin çocuğun. Benim çocuğum öldü. Anne yapma. Kıyma kendine. Beni bunca yıl sonra annesiz bırakma. Benim çocuğum Dilek. Öldü. Anne. Dilek. Anne. Yapma yavrum. Efe. Anne. Dilek. Anne. Dilek. Efe. Anne. Baba. Baba. Anne. Efe. Dilek. Efe. Anne. Murat amca. Efe. Oğlum. Oğlum. Anne. Canım. 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 Oğlum. Çok şükür Allah'ım. Şükürler olsun. Oğlun yanında işte. Bu acıyı tatmasaydım anlayamazdım. Ama ben kaybolmuştum. Korku ve ümitsizlik kalbimi karartmıştı. Beni affet. Bütün çektirdiklerim için hakkını helal et.
Siz bana hakkınızı helal etmedikçe hiçbir anlamı yok. Bütün bunlara ben sebep oldum. Helal olsun. Sen beni çekip çıkardın bu bataklıktan. Helal olsun. Helal olsun Murat yalnız. Geçmiş olsun. Sağ ol Merveciğim. Öyle güzel baktın ki bana. Görevimiz. Melek anne. Efe. Yavrum. Murat amca, sen beni nasıl buldun? Bak Efe'ciğim, Allah çok merhamet sahibidir. Bazen bizim hoşumuza gitmeyen işler çıkartır önümüze. Bizler sabırla, Allah'a isyana düşmeden olanları göğüsleyebilirsek, bir kapı açılır bizlere. Sonra görürüz ki o şer dediğimiz, kötü dediğimiz şey bizim için ne kadar önemli bir temizlenme çeşmesiymiş. Bir ana evladına kavuşur. O zaman Allah'ın bize karşı merhametinden emin oluruz. Ben bu merhametten endişe ettim. Ve Allah çok zor bir sınavla da olsa bunu bana hatırlattı. Seni kaybettim Efe. Seni kaybettim. Ama çok şükür buldum. Seni de kendimi de. Hidayette anladım, gördüm düş değil.